İşte burada, dünyadasınız. Tarih ise 66 milyon yıl öncesi. Bu dönem, gezegenin tarihindeki en sıcak dönemlerden biri. Henüz buzullar yok. Her yer yemyeşil ve bitkiler çok gür. Etrafta dinozorlar geziyor. Dev sauropodlar çiçekli bitkileri ve ağaçları huzur içinde çiğniyor ve yavruları yanlarında dolaşıyor. Sizden 16 metre yüksekte olan kafalarını görmek için oyununuzu zorlamanız gerekiyor. Fakat o sırada başka bir şey daha görüyorsunuz. Gökyüzünde çok parlak bir nokta var. Aa, yıldız mı kayıyor yoksa? Bir dilek tutun. Durun bir dakika. Yıldız gittikçe büyüyor ve daha parlak hale geliyor. Büyük sürüngenlerin neler olup biteceğinden haberleri yok. Bugün dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluş olaylarından birinin başlangıcı olacak. Gezegenimizdeki yaşamın 1/4'ü son bulacak. Hey, ama biz burada saklanıp neler olup biteceğini izleyeceğiz. Çarpışmadan 5 saniye önce. Göktaşı balona iğne batırıyormuş gibi atmosferimizde bir delik açıyor. Ortaya çıkan süpersonik şok dalgası tüm dünyaya yayılmaya başlıyor. Çıkan ses ise dünyanın diğer ucundan duyulabilecek kadar yüksek. Dünyaya doğru düşen kozmik canavar, Everest Dağı büyüklüğünde en az 10 kilometre genişliğinde ve ağırlığı 460 trilyon ton. Meteor çok sıcak ve aşırı hızlı bir şekilde geliyor. Hızı saniyede 20 kilometre ve günümüzde Meksika'nın olduğu yerdeki Yucatan Yarımadası'na doğru ilerliyor. Bu hızla Los Angeles'tan New York'a 4 dakikadan kısa bir sürede gidebilirdi. Çarpışma anı. Dağ büyüklüğündeki asteroid dünyaya çarpıyor. Başka bir yere çarpsaydı, gezegenimizdeki yaşam günümüzdekinden çok daha farklı olabilirdi. O zamanlar neredeyse tamamı su altında olan Yucatan Yarımadası, dev bir uzay kayasının gezegendeki tüm yaşamı neredeyse yok etmesine neden olabilecek 8 yerden biriydi. Bu da demek oluyor ki, asteroidin kitlesel bir yok oluşa neden olma olasılığı yalnızca %13'tü. Ama tam da yaşamı yok edecek noktayı vurdu. Ne kadar da şanslıyız, değil mi? Çarpışma anında en büyük volkanik patlamadan bile milyarlarca kat daha güçlü olan bir patlama meydana geliyor. Ortaya çıkan ışık o kadar parlak ki gezegenimizin yüzeyinde yeni bir güneş oluşmuş gibi görünüyor. Göktaşı dünyanın kabuğuna nüfuz ediyor ve paramparça oluyor. Bıraktığı izi günümüzde bile görmek mümkün. Chicxulub krateri 150 kilometre genişliğinde ve 20 kilometre derinliğinde. Vermont eyaleti ya da üst üste dizilmiş 24 Burç Halife kadar. Bu kadar derin bir iz bırakan bir şeyin küresel sonuçları olması çok normal. Dünya sarsılıyor. Şok dalgası binlerce kilometre boyunca yayılıyor. Havadaki patlamalar ormanları bir anda düpedüz ediyor. Çarpışmanın etki alanındaki her şey alev alıyor. Çarpışma merkezindeki hiçbir şey hayatta kalamıyor. Fakat bu daha sadece başlangıç. Göktaşının daha küçük parçalarının yanı sıra oluşturduğu dev çukurdan çıkan parçalar da sekerek Kanada'ya kadar ulaşıyor. Gökyüzünü ateş topları aydınlatıyor ve onlar da yüzeye çarpıyor. Patlamanın etki alanında olmayan dinozorlar da panik içinde koşuyor. Fakat saklanacak hiçbir yerleri yok. Her şey daha da kötüleşmek üzere. Şok dalgaları denizde hızla ilerliyor. Kıyıya vuran tsunamilerin boyu neredeyse 1,6 kilometre yüksekliğinde. Dalgalar gezegenin en uzak köşelerine ulaşarak yollarına devam ediyor. Pasifik Okyanusu boyunca ve Kuzey Atlantik'in üst kısımlarında bile 16,5 metreye ulaşıyorlar. Yollarına çıkan her şeyi yutuyorlar. Şiddetli yangınların ve gökdelen büyüklüğündeki tsunamilerin yanı sıra dünya tarihindeki en kötü depremlerle sallanıyor. Birkaç dakika önce yemyeşil ve yaşam dolu olan gezegen kabus gibi bir yere dönüşüyor. Fakat bu sadece ilk evre. Çarpışmadan 5 dakika sonra. Küçük taşlar, toz ve kül atmosfere doğru yükseliyor, ısınıyor ve eriyor. Sıcak lavlara dönüşüp yağmur damlaları gibi yere düşüyorlar. Çarpışmadan 10 saat sonra. Yangınlar önlerine çıkan her şeyi yutmaya devam ediyor. Kuzey Amerika'da hayatta kalan bazı dinozorlar bilmedikleri yerlere kaçmaya çalışıyor. Ancak derin bataklıklara batıyorlar ve kaçamıyorlar. Çarpışmadan bir ay sonra. 15 trilyon tonluk yani büyük Giza piramidinin ağırlığının 2,5 milyon katı kadar kül ve is atmosfere salınıyor. Kül ve is bulutu bütün gezegeni kaplayarak güneş ışınlarını kapatıyor. Dünya karanlığa gömülüyor. Hayatta kalan bitkiler fotosentez yapamıyor. Oksijen seviyesi düşüyor. Bu koşullarda hayatta kalan hayvanlarsa havasızlıktan ölüyor. Fakat göktaşının en kötü etkisi fitoplanktonları yok etmesi oluyor. Okyanustaki tüm besin zinciri domino taşları gibi yıkılmaya başlıyor.
pek çok deniz hayvanı ana besin kaynağını kaybediyor. Karada hayatta kalan hayvanlarsa yiyecek bir şey bulamıyor. Otçullar için bitki, etçiler için de kısa bir süre sonra otçul kalmıyor. Bir de asit yağmurları var. Çiksulup göktaşı çok fazla kükürt bulunan bir yere çarptığı için çarpma sırasında ortaya çıkan ısı zehirli gazı anında buharlaştırıyor. Gaz atmosfere karışıyor. Gezegenin her yerine asit yağmurları yağıyor. Okyanuslardaki su zehirli hale geliyor. Tüm bunlara rağmen hala hayatta kalan canlıların sonunu da soğuk hava getiriyor. Yanan bir ateş topuna dönen gezegenimiz güneş ışınları görünmediği için soğumaya başlıyor. Geriye kalanlar. Bitkiler bu durumda hayvanlardan biraz daha şanslı. Çünkü tohumlar ve polenler bu zor şartlarda hayatta kalabiliyor. Kömüre dönen gezegeni yavaş yavaş tekrar yeşille kaplayan şey eğrelti otları oluyor. Rüzgar eğrelti otu tohumlarını 10 yıl boyunca dünyanın dört bir yanına serpiştiriyor. Daha sonra palmiyeler ortaya çıkıyor. Yeni bitkiler oksijen üretiyor ve küçük memelileri besliyor. Sürüngenlerden sadece kaplumbağalar ve timsahların eski ataları suların sıcağına ve asidine dayanabiliyor. İnanılmaz bir şekilde kuşa benzeyen bazı dinozor türleri de hayatta kalıyor. Diğer kuş türleri gelişiyor ve günümüze kadar geliyor. Fakat ne yazık ki ağırlığı yaklaşık 25 kilodan fazla olan tüm kara hayvanlarının nesli tükeniyor. Hayvanlar aleminin kendini toparlaması çok daha uzun sürüyor. Gergedan gibi büyük memeliler dinozorların ortadan kaybolmasından 15 yıl sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Dinozorlardan çok daha büyük ve gezegenimizde şimdiye kadar var olmuş en büyük canlı hayvanlar olan mavi balinalarsa 4 milyon yıldan biraz daha uzun bir süre önce ortaya çıkıyor. Peki canlıların yaşama şansı var mıydı? Bilim insanları göktaşı okyanusun derinlerine çarpmış olsaydı hikayenin çok farklı bir şekilde ilerlemiş olabileceğini söylüyorlar. Göktaşı okyanusa düşseydi ortaya çıkacak dalgalar yaşanan senaryodaki devasa dalgalardan bile 10 kat daha yüksek olurdu. Fakat dev bir mega tsunami bile dünyadaki bitki ve hayvan yaşamının %75'ini yok edemezdi. Dinozorların ölmesine neden olan şey aslında tüm dünyanın kararmasıydı. Göktaşı Meksika Körfezi'nin sığ denizine değil de daha derin sulara çarpmış olsaydı atmosferde bu kadar çok toz ve kül olmazdı. Toz ve kül bulutu oksijen seviyesini düşürdü ve besin zincirini en alt katmanından yok etti. Dünyadaki iklim değişikliğinin ve diğer koşulların dinozorları 66 milyon yıl önce yok edeceğine dair bir teori de var. Bu teori göktaşı düşmeseydi de nesillerinin tükeneceğini söylüyor. Mesela bir süper yanardağ patlayıp atmosfere büyük miktarda kükürt ve kül fışkırtarak dinozorların yok olmasına sebep olabilirdi. Yani aslında belki de göktaşı kaçınılmaz olanı hızlandırmıştı. Şimdi daha ilginç bir soruya geçelim. İnsanlık böyle bir göktaşı çarpmasından sonra hayatta kalabilir mi? O zamanlar mı? Mümkün değil. Yani bu gayet açık. Peki ya günümüzde böyle bir şey olsaydı? Zeki bir yaşam formuyuz ve ileri teknolojiye sahibiz. Evreni sonda ve uydularla doldurduk. Bu sayede yolumuza çıkma olasılığı olan göktaşlarını görebiliyoruz. Yani hazırlıksız yakalanmazdık. Ancak patlama dalgasından ve tsunamilerden kaçmak için yeraltının derinliklerine saklanmamız gerekebilirdi. Aşağıda bize bir yıl yetecek kadar da yiyeceğe ihtiyacımız olurdu. Tuvalet kağıdını da unutmayın. Kısacası düzgünce hazırlanırsak belki hayatta kalma şansımız olabilirdi. Böyle bir olaydan sonraki asıl sorun küllerin kapladığı bir gökyüzünün altında kışı atlatmak olurdu. Fakat türümüz bunun da üstesinden gelebilir. Rusya'nın Oymyakon köyünde yaşayanlara sorun yeter. 500 kişinin yaşadığı bu kasaba dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Termometrelerin -68 dereceyi gösterdiği bile oldu. Peki bitki ve hayvanların soyunu koruyabilir miydik? İnsanlık uzun süredir bunun üzerinde çalışıyor. Svalbard adasında dünya tohum depolama tesisi var. Yerin yaklaşık 40 kat altında ve 2 milyondan fazla bitki örneğini depolayacak alana sahip. Bu yer soğuk iklimi ve tektonik aktivitenin az olması nedeniyle seçildi. Dünyadaki bütün hayvanları korumaksa daha zor olurdu. Belki genetik mühendisliği, klonlama ya da başka bir yöntem işe yarayabilir. Hepsini sığınağa koymak mı dediniz? Timsahlar, ayılar, yılanlar da dahil mi? Öyleyse ben şansımı yerin üstünde denemeyi tercih ederim. Teşekkürler.